Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz öğretmenim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim çocuklar. Evet, şimdi bir metin okuyacağız. Kim okumak ister aranızda? Ben. Evet Ayşe'cim, başla canım. Hayvanat bahçesinde bir gün. Eylül bu sabah erkenden kalktı. Çünkü bugün ailesiyle beraber hayvanat bahçesine gideceklerdi. Eylül ilk kez hayvanat bahçesine gideceği için çok heyecanlıydı. Eylül en sevdiği mavi elbisesini giydi. Daha sonra ellerini ve yüzünü yıkadı. Koşarak ablası Ayça'nın yanına gitti. Odasına girdi. Eylül, abla uyan, yoksa unuttun mu? Bugün hayvanat bahçesine gideceğiz. Abla Ayça, unutmadım tabii ki Eylül. Ama saat daha çok erken gitmek için. Eylül, tamam abla, ben gidip annem ve babamı kaldıracağım. Eylül bu sefer anne ve babasının odasına girerek, anneciğim, babacığım, bugün hayvanat bahçesine gideceğiz. Benim karnım çok acıktı. Hadi kahvaltımızı yapalım. Eylül annesi ve babası daha fazla ısrarlara dayanamayıp kalkıp kahvaltı hazırladılar. Ailecek güzel bir kahvaltı yapan Eylül ve ailesi hazırlanıp arabalarına bindiler. Eylül yol boyunca herkesi soru yağmuruna tuttu. Abla hayvanat bahçesinde tüm canlılardan var mı? Ablası Ayça, tüm canlılardan olması imkansız Eylül. Yalnız birçok hayvan çeşidi var. Eylül, anne, baba, peki ya siz ilk kez ne zaman hayvanat bahçesine gittiniz? Baba, Atıf Bey, ben ilk kez ikinci sınıftayken öğretmenim ve sınıf arkadaşlarımla gittim. Ve en az senin kadar çok heyecanlıydım kızım. Eylül, ben de ilk kez 4 yaşındaydım sanırım. Büyük babanızla gittim. Eylül, yol boyunca sorulara devam ederken hayvanat bahçesine geldiler. Bak Eylül, işte geldik. Anne Gülsüm Hanım, evet şimdi arabayı park edeyim ve bu gizemli dünyaya giriş yapalım. Eylül, tamam anne, acele edelim. Arabayı park ettikten sonra Eylül ve ailesi hayvanat bahçesine giriş yaptılar. Ablası Ayça, bak Eylül, bu bir kanguru. Eylül, abla kanguru ne kadar farklı bir hayvan. Karnında cebi var. Anne Gülsüm, Gülsüm Hanım, ah kızım çok tatlısın. O kangurunun cebi değil, kanguruların önlerindeki bu kese sayesinde yavrularını büyütürler. Kangurular genellikle Avustralya kıtasında yaşarlar. Eylül, aa bak baba, sadece biz pijama giymiyormuşuz. Bu eşek de pijama giydi. Baba, tamam Ayşe'cim, sen güzel okudun. Aferin, teşekkür ediyorum. Şimdi sen de Ayfer'cim, sen oku. Kızım, o bir eşek değil, zebradır. Zebralar eşeklerden farklıdır. Zebralar Afrika kıtasında yaşarlar ve hiçbir zaman evcilleşmezler. Ve eşeklerden farklı hayvanlardır. Eylül, abla başka hayvanlara da bakalım. Abla Ayça, bak Eylül, bu bir zürafadır. Canlılar arasında en uzun boylu hayvandır. Eylül, demek çok süt içip bol bol et yedikleri için bu kadar uzun oldular. Anne Gülsüm Hanım, hayır kızım, zürafalar et yemez. Çünkü onlar otobur canlılardır. Otobur canlılar demek ot türü besinler yiyen hayvanlardır. Eylül, peki anne, bu hortumu olan hayvanın adı nedir? Annesi Gülsüm Hanım, bu bir fildir. Filler karada yaşayan en büyük hayvanlardır. Eylül, abla bunlar timsah mı? Ablası Ayça, evet onlar timsahtır. Sıcak bölgelerde ve bataklıklarda yaşarlar. Eylül, aa bu ne kadar büyük bir yılan. Baba Atıf Bey, bu yılanlara piton yılanı diyorlar. Eylül, piton yılanları dünyanın en uzun yılanlarıdır. Anne Gülsüm Hanım, hadi bakalım gitme vakti çocuklar. Eylül, görüşürüz tatlı hayvanlar. O gün Eylül ve ailesi hayvanat bahçesinde mutlu bir gün geçirdiler. Eylül eve gidene kadar gördüğü hayvanları tekrar tekrar söyledi. Akşam eve babaannesi ve dedesi onlara gezmeye geldiler. Eylül tüm gördüklerini onlara anlattı. Evet Ayfer'cim, teşekkür ederim okuduğun için. Şimdi aşağıdaki soruları yapacağız. Metinde hareketli. Sizce metnin konusu nedir? Kim cevaplamak ister?
Evet Ayfer'cim, metnin konusu ne? Hayvanlarla geçirilen bir gün olabilir mi? Evet, hayvanat bahçesinde geçirilen bir gün, hayvanat bahçesindeki hayvanları tanımak bu metnin konusu olabilir. Metnin kahramanları sence kimdir Aysu? Şey vardı, Gülsüm Hanım vardı, Atif Bey vardı, evet. Abla Ayça vardı, evet. Ve o kız vardı. O kızın adı neydi? Eylül'dü. Eylül. Evet, aferin size. Olay nerede yaşanmaktaydı? Nerede olmuştu? Evdeydi, sonra da hayvanat bahçesinde. Aferin. Eylül hangi hayvanı pijamalı eşek demişti, hangi hayvana? Zebra. Zebra, aferin sana. Beşinci soruda Eylül'ün annesi ve babası ilk kez ne zaman hayvanat bahçesine gitmişlerdi? Babası ikinci sınıftayken gitmişti. Evet. Annesi? Yani annesi? Annesini hatırlayamadım. Annesi de büyük annesi ve büyük babasıyla gitmişti değil mi? Evet. Eylül'leri akşam misafirliğe kim gelmiş? Büyük annesiyle büyük babası. Aferin, bu soruların hepsini doğru cevapladınız. Şimdi aşağıdaki etkinliğimizi yapalım. Şimdi burada hayvanlar karışık bir şekilde verildi gördüğünüz gibi. Bunların özelliklerine göre yerleştireceğiz. Ben şimdi size özelliklerini söyleyeceğim. Siz bunları eşleştireceksiniz kitabınızdaki örneklere göre. Tamam mı? Tamam efendim. Şimdi ben size okuyorum. Avustralya'da yaşayan iri, otçul, memeli, ön ayakları kısa, art ayakları ile kuyruğu uzun ve güçlü, başı küçük, dişisinin karnında yavrularını taşıyacak bir kesesi bulunan keseli hayvan hangisidir sizce? Evet Aysucuğum. Kanguru. Aferin sana. Şimdi ikincisini okuyorum. Atın yakın akrabalarıdır. Yalnız Afrika'da bulunan bu hayvanlar seyrek ağaçlı ve otlarla kaplı açık alanlarda yaşarlar ve sık sık antiloplarla birlikte sürüler oluştururlar. Sizce bu hayvan hangisi? Atın en yakın akrabası. Atın en yakın akrabası. Hatta pijamalı eşek demiştik buna. Zebra mı? Evet. Aferin size. Burayı durdur. Evet, kara parçasının en otobur canlılarıdır. Buz kütleleri üzerinde kilometrelerce seyahat ederek kendilerine yiyecek ararlar. Sizce bu hayvan hangisi? Evet Aysucuğum. Kutup ayısı. Aferin sana, bunu da doğru bildin. Sıradaki soru. Afrika'da yaşayan bu canlıların en büyük özellikleri kara parçasının en ağır hayvanı olmalarıdır. Hortumlar takımından soyunu sürdüren tek canlıdır. Örneğin o fil olmalı. Aferin sana, doğru. Soyu tükenmemiş canlılar arasında karada yaşayan en uzun ve geviş getirenler arasında da en büyük Afrika'da yaşayan çift oynaklı memelidir sizce? Evet Ayşe. Zürafa. Aferin sana. Buradaki bulmacayı size ödev veriyorum. Akşam evde yaparsınız, tamam mı? Buradaki kelimeleri bulmacadan bulacaksınız, tamam mı? Tamam. Ödevinizi iyi anladıysanız devam ediyoruz. Şimdi bu etkinliğimizde zıt anlamlar bularak kendi cümlemizi yazacakmışız, tamam mı? Tamam. Nihan bu sabah okula gideceği için erken kalktı. Sizce erkenin zıttı nedir? Evet Aysucuğum. Geç. Geç. Bir tane örnek verebilir misin cümle içinde? Veririm. Bugün okula geç kaldım. Geç kaldım. Aferin. Şimdi Ayfer'cim sen de buradan en büyük açı 360 derecedir. Sence burada büyüğün zıt anlamlısı nedir? Küçük. Aferin sana. Küçüğe bir örnek verebilir misin bana? En küçük hayvan örümcektir mesela. Aferin. Diğerlerini siz ödev olarak yapıyorsunuz. Anlaştık. Anlaştık. Tamam, aferin. Şimdi burada özne ve nesnel cümleleri bulacağız. Ben size geçen ders özne ve nesnel cümleleri anlatmıştım. İlk soruyu Aysucuğum oku bakalım. Öznel mi nesnel mi? Ankara Türkiye'nin başkentidir. Nesnel. Nesnel. Aferin sana. Şimdi sıra sende Ayfer'cim. Sen devam edeceksin. Oku bakalım ikincisini. Kırmızı elbiseler her zaman çok güzeldir. Örneğin burada kendi düşüncesini anlattığı için öznel oluyor. Aferin sana Ayfer'cim. Diğerleri ödeviniz. Akşam yapın. Yarın kontrol edeceğim. Tamam mı? Tamam Ayfer'cim. Şimdi burada karışık şekilde veren deyimler var. Tamam mı? Bunları bir deyim oluşturacaksınız, tamam mı? Kelimeleri. Değirmen ile taşıma su.
Bu ne olabilir sizce? Öğretmenim. Evet Aysucuğum. Değirmen taşıma su ile dönmez. Öğretmenim. Hayır, öyle değil. Düzelt bakalım nasıl olur. Değirmen değil. Taşıma su ile değirmen dönmez. Ha, aferin. Onu... Sizce bu ne demek oluyor? Bunun anlamı ne olabilir? Hadi biraz düşünün ama öyle olmaz. Evet çocuklar, bu deyimimizi bulan var mı anlamını? Ben buldum öğretmenim. Evet Aysucuğum. Küçük yardımlarla büyük işler yürütülmez. Aferin sana. Şimdi bu alttaki örneği kim yapmak ister? Ben Artvin'im. Evet Ayfer'cim. Ayağını yorganına göre uzat oluyor. Ayağını yorgana göre uzat. Aferin, doğru. Bu ne anlama geliyor sence bu atasözümüz? Paramızı gerektiği kadar harcamalıyız. Çok israf yapmamalıyız. Aferin sana, çok doğru. Şimdi başka bir etkinlikle karşı karşıyayız. Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını bulacağız ve bir örnek vereceğiz. Tamam mı? Tamam. Mesela örnekte verdik. Kırmızının eş anlamlısını al. Mesela 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda al bayraklar göğe çekildi. Sizce hediyenin eş anlamlısı nedir? Evet Ayfer'cim. Armağan Ertan'ım. Evet, bir örnek verebilir misin bana? Doğum gününde bana armağan getirdiler. Aferin sana, doğru. Evet, öğretmen eş anlamlısı ne olabilir? Neydi? Öğretmenin eş anlamlısı ne olabilir? Hadi öğrencininki talebe, öğretmeninki hadi Aysucuğum. Muallim. Evet, muallim. Ben söyleyeyim, aferin. Bunu unutmazsın. Bir örnek ver bakalım muallimle ilgili. Muallimle ilgili. Muallim bize çok ödev verdi. Aferin sana, doğru. Diğerleri ödeviniz, onlar yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Burada sayıların yazımıyla ilgili bazı yanlışlıklar yapıldı. Bunların altını çizeceksiniz ve doğrusunu bana söyleyin, tamam mı? Tamam öğretmenim. Sizce burada ne yanlış? Oku bakalım Ayfer'cim. Ali'nin cuma günü okulu 3'te bitiyor. Buradaki yazım yanlışı ne? Öğretmenim 3 ya cuma günü olur mu öğretmenim? Ha, cuma günü değil Ayfer'cim. Bak şimdi Ali'nin okulu cuma günü 3'te bitiyor. Ha öğretmenim. 3'te. T olmalıydı. T olmalı. Ne var orada? Sertleşme var. Evet. Tamam mı? Aferin. Diğer soruyu sana Aysucuğum. Haydi. Sinemada Safiye 7. sıraya oturdu. Öğretmenim bunda da yanlışlık var. 7. yani. Nokta koymalıydı. Tamam. Aferin. Doğru. Diğerleri ödeviniz. Onları yapıyorsunuz. Evet. Burada aşağıdaki kelimelerle bir hikaye oluşturacaksınız. Tamam mı çocuklar? Bu ödeviniz yarın. Bununla ilgili size soru soracağım, tamam? Şimdi sıradaki etkinliğimizi. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını karşılarındakileriyle bulun. Ağız aramak. Sizce ağız aramak deyiminin anlamı ne olabilir? Ağız aramak. Evet, ağız aramak. Yani laf almak değil mi? Aferin. Laf almak, doğru. Mesela başına çorap örmek. Öğretmenim onu biliyorum. Söyle bakalım Ayfer'cim. Öğretmenim başına iş açmak yani. Aferin, doğru. Dilinde tüy bitmek. Öğretmenim. Evet Aysucuğum. Birkaç kere söyleyince bıkmak yani. Aferin, doğru. Diğerlerinin anlamlarını yazıyorsunuz ve çalışıyorsunuz, tamam mı? Tamam öğretmenim. Şimdi ünite sonu değerlendirme sorularını yapacağız. İlk soru Ayfer senin. Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir? Evet. Ev. Dolap, yaz, kış. Öğretmenim şimdi yaz oluyor öğretmenim. Evet, nasıl yaz oluyor ama? Öğretmenim bir yaz yani mevsim olarak var, bir de kalemle yazarız. Aferin, doğru. İkinci soru senin Aysu. Yukarıda verilen cümlelerin öznel olanlarının başına, öznel olanlarının başına ne yerleştirdiğinizi aşağıdaki sıklardan hangisi olur? Mavi en güzel renktir. Özner. Evet. Şuraya yazayım. Yaz bakalım. Karadeniz her mevsim yağışlıdır. Evet. Nesner. Konya İç Anadolu bölgesindedir. Nesner. Doğru.
Tütün kolonyası çok güzel kokar. Öznel. Aferin. Hangi şık oluyor? Ö, n, n, ö. D. Evet. Tamam. Ayfer'cim, bu soru senin. Herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyemez. Duruma aşağıdakine... Duruma gelmek aşağıdakilerden hangisidir? Dili tutulmak, dili dönmemek, dilinde dolanmak, dilinin ucuna gelmek. Söz söyleyemez duruma gelmek. Dili tutulmak değil mi? Hayır, dili tutulmak değil. Dili dönmemek mi? Dur dur. Dur dur. Ne diyorum cevap? Öğretmenim, cevap A olmuyor mu? Evet, doğru söyledin Ayfer'cim. Cevap A oluyor. Evet, dördüncü soruyu sen yapıyorsun Aysu'cum. Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisi yanlıştır? A. Armağan, hediye. A. Doğru. Evet. B. Uzak, ırak. C. Öğretmen, talebe. D. Güz, sonbahar. C. Şıkkı, öğretmenim. Öğretmen, muallimdi. Aferin sana. Beşinci soru Ayfer senin. Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisi yanlıştır? Kış, yaz. Beyaz, kara. Kolay, zor. Kırmızı al. Örneğin kırmızı al. Onlar eş sesli oluyor. Aferin Ayfer'cim. Bugünlük dersimiz bu kadar.